Evet, Joggle derslerine tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde online Joggle programının arayüzünü tanıtmaya devam edeceğim arkadaşlar. Öncelikle geçen dersimizde ne yaptık? Programa giriş nasıl yapılır? Bunu öğretmeye çalıştım. Bu dersimizde özellikle kendi profilimizin altında bulunan bir takım menüler var. Onunla ilgili biraz bilgi vereyim. Ondan sonra da programın diğer arayüzünü tanıtmaya başlayayım arkadaşlar. Öncelikle şu kısım üye olarak girdiğimizi gösteren bölümdür arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda İngilizce bir alan görüyoruz. Buralar pek fazla önemli değil. Buralarda pek fazla boğuşmuyoruz. Sadece burada mesela çıkış yapmak istediğimizde logout diyoruz arkadaşlar. My settings and billings mesela eğer bu programa daha paralı para verip de mesela diğer özelliklerini de kullanmak istediğimizde işte özelliklerim ondan sonra hesabım Google Drive hesabını da kullanabiliriz mesela. Onu da intikal ettirebiliriz buraya. Yani buraya da tıkladığımızda bakalım ne oluyor. Yani bu sefer de üye olduğumuz yani Google'a girerken üye olduğumuz hesabı seçerek onun da yani kaydı oradaki drive'a kaydedebiliriz arkadaşlar. Evet, tekrar geri geliyorum Joggle'a. Evet geldim. Bakın şimdi mesela tekrar giriş yapıyorum. Sign up now. Ben hemen Google'ı kullanarak giriyorum. Evet girdikten sonra evet oturumun açılmasını hemen bu e-mail adresimi kullanarak giriyorum. Girdim. Dediğim gibi buralara pek fazla dokunmayacağım arkadaşlar. Ondan sonra da ne yapacağız? Şurada altta bir bölüm var. Created by you yani sizin tarafınızdan yapılmış olan diyagramlar. Buraya tıkladığım zaman sizin tarafınızdan paylaşılmış olan diyagramlar bölümü arkadaşlar burada var. Galeri başkaları tarafından yapılmış olan diyagramlar var. Hani bize örnek oluşturması açısından şekil itibariyle bunların içerisinde girip değişiklikte bulunmuyoruz. Başkaları girmiş. Joggle'da böyle beyin haritaları meydana getirmiş. Bize ilham vermesi açısından şekil itibariyle de böyle bir görüntülerle karşılaştırıyor bizi arkadaşlar program. Sonrasında bakın shared folder var. Burada folder demek arkadaşlar klasör demek. Yani çok fazla mesela diyagram yapıp da bu diyagramların karışmasını istemeyen arkadaşlarımız varsa bu diyagramları ne yapıyor arkadaşlar? Böyle kategorize edebiliyor. Mesela deneme. Bakın şu anda deneme klasörü seçili. Deneme klasörünün içinde mesela iki tane var. Mesela bakın deneme iki klasörün içinde yok. Sadece bir tane diyagram var. Deneme 3 klasörü var arkadaşlar. Örnek mesela ben bunları örnekle açmışım. Bak deneme 3 klasörü boş. Eğer bu klasörü seçip deneme klasörü 3'ü seçip burada diyagram yarat dediğim zaman yapılacak olan diyagram hepsi burada gelecek. Ama bunların tümünde bulunan diyagramlar aynı zamanda burada da yer alacaktır arkadaşlar. Bakın şu anda paralı bir alana geçti. Neden paralı alana geçti? Yani programda kendisini mesela özendirtmeye çalışıyor. Artık mesela programdan mesela yani çok yararlanıp olan arkadaşlar var. Yararlanan arkadaşlar var. Programını artık bırakamıyor. Yani başka programlarda çalışmıyor. Sadece bu Joggle programından mesela diyagram üretmek istiyor. O nedenle farklı alanları da kullanmaya çalışıyorlar. Farklı özellikleri de kullanmaya çalışıyorlar. Programda bunlara ne yapıyor? Ücret kesiyor. Ücretlendirme veriyor. İşte böyle bu şekilde bir ücret tarifesi var ama biz genelde forever yani bunu kullanmaya çalışıyoruz ve burayı kapatıyoruz. Kapatınca hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrar ürettiğimiz diyagramlara geliyoruz. Create folder arkadaşlar bakın yeni bir folder yap. Bakın mesela burada hemen buraya tıkladım. Burada yeni bir isim vermem isteniyor. Mesela ben buraya dedim ki Mehmet. Mesela örnek yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın Mehmet'e tıkladığımda boş. Burada mesela bir diyagram meydana getirebilirim. Ben şimdi mesela diyelim ki Mehmet'i tekrar siliyorum. Sildiğim zaman arkadaşlar arıyor şu. Evet şu bakın mesela tıklıyorum. Evet. Otomatikmen siliniyor arkadaşlar. Silinmedi. Neden? Bir daha tıklayalım. Evet gitti. Üzerine tekrar tıkladığımızda gidiyor arkadaşlar. Evet. Bütün bakın bunlar bizim yaptıklarımız. Bazı arkadaşlar mesela bu klasörlerde mesela birinde mesela diyelim ki diyagramını yapıyor. Ama soruyor diyor ki neden mesela buraya da katılıyor mu? Evet katılıyor. Yani burası bizim ana kitaplığımız gibi, ana diyagram bölümümüz gibi düşünün. Yaptıklarımız hepsi burada. Eğer mesela buradan buraya diyelim ki şu diyagramı başka bir yere çekebiliyor muyuz? Onu da görelim. Dikkat edin bakın çekebiliyoruz. Mesela diyelim ki şöyle bir diyagram yaptık. Bu diyagramı mesela buradan sürükledik. Ne yaptık? Klasörün içine bıraktık arkadaşlar. Deneme 3 klasörün içinde. Bakın şu anda bir klasör daha geldi. Mesela diyelim ki şunun yerini beğenmedim. Ben bunu deneme 3 klasörüne atacağım. Şuradan tuttum, attım deneme 3 klasörünün içine. Burada iki tane kaldı. Ama eksilme bu bizim tarafından yapılan şeyler tarafından kaybolmadı. Yani yine diyagramımız burada, ana şeyde.
Evet arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır bu konuyu. Yani klasörlerin içerisinde yaptığımız diyagramlar hepsi nerede arkadaşlar? Bizim tarafımızdan yapılmış olan diyagramların içinde. Evet, eksilme falan söz konusu gelmiyor arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde Jogle programını anlatmaya devam ettik. Arayüzünü anlattık. Klasör nasıl oluşturulur? Klasör nasıl silinir? Yaptığımız diyagramlar klasörün içine nasıl aktarılır? Sürükle bırak yöntemini öğretmeye çalıştım arkadaşlar. Tekrar bir Jogle dersinde buluşmak üzere. Herkese iyi günler.